Mehmet ya Sultan. Ey müminler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk haftası Perşembe günüdür. Cuma'ya efendim bağlayan gece bu gece. Allah Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden, envarlarından bizi mahrum etmez. Amin. Ey müminler, Cenab-ı Hakk'ı tekbir edelim. Ayağa kalkınız ve deyiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Her gün 9 tekbir getiriniz. Ey Müslümanlar! Bayram günü 9 tekbirle kılınır ya, her gün şimdiden biz tekbir edelim. Cenab-ı Hakk'ı tekbir edelim. Onun için buna dikkat ediniz. Sonra iki cihan serveri, Allah'ın sevgilisi Fahu Kainat Efendimiz'e nihayetsiz salatu selam olsun. Amin. Elfü salat, elfü selam. Aleyke ve ala alike ve sahabetike ve men tebi'ake bi ihsanin ila yevmiddin ya seyyidi ya Resulallah. Sizin şefkat ve merhametinize talipleriz. Bizi garip bırakmayınız. Bize doğru yolları gösterecek kimseler bize gönderiniz. Ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Bütün Enbiya aleyhisselama da salatü selam ederiz. Bütün Evliyaullahlara selam olsun, salat olsun, onların da imdatlarını isteriz. Onların medetleri bize yetişsin. Amin. Ki ayakta durabilelim. Amin. Cenab-ı Mevla'ya kulluk yapabilelim. Ve onların da nazar ve himmetlerini isteyelim. Sonra Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah bizi şeytan şerrinden ve şeytana uyanların şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Şerleri onların başlarına dökülsün. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kılıncıdır. Çek, korkma. Destur ya Rical Allah, medet. Dinleyen kimselere Cenab-ı Hakk'ın ilahi lütfu yetişsin. Amin. Bize de yetişsin. Bize de yetişsin. Ve geçmişlerine rahmet olsun. Sizin sebebinizden sizin atalarınıza, geçmişlerinize rahmet eder. Onun için ey Müslümanlar, iyi meclisleri arayınız. Çünkü meclisler iki sınıftır. Birisi temiz meclisler, diğerisi murdar olan, necis olan meclislerdir. Ey temiz yaratılmış insan, temizliği gözet.
temiz meclislerde bulun. Kendini necasete atma. Sonra seni koyacakları kabir, mezar, abdesthane kuyusundan beş beter olur. İçerisine seni yatırdırlar. O pisliğin içerisinde kaç defa günde boğulursun, tekrar çıkarırlar, tekrar atarlar. 24 saatte 24 defa seni o pislikte boğarlar, tekrar çıkarırlar. Dikkat et bu söze. Kabir ya cennet bahçelerindendir. Efendimizin buyurduğu üzere veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. O çukurun muhtevası nedir? Ateştir ve ateşin içinde nedir yanan? Ateşin içerisinde ne kadar pislik varsa o pislik onun içerisinde kaynar ve sen murdar meclislere gidersen öldüğün vakitinde seni o cehennem ateşi içinde kaynayan pislik çukuruna atarlar. Aşağıya gidersin ayağın bir yere değsin de kurtulayım diye. Kurtulamazsın. Çekerler seni tekrar yukarıya, tekrar atarlar kıyamete kadar. Ey Müslüman! Murdar meclislere gitme. Sonra çukurun böyle ateşle dolu pislik çukurları olur. Aman ya Rabbi bizi affeyle. Bizi temiz kullarından beraber eyle. Ey Müslümanlar! Ramazan-ı Şerif bu ümmeti Muhammed'i kullarını temizlemek içindir. Temizlenmeye bak. Ey Müslüman! Kafirlerin yolunu bırak. Mezheplerini bırak. Yediklerini bırak. Giydiklerini bırak. Modalarını bırak. Söylediklerini bırak. Okuttuklarını bırak. Zevklerini bırak. Yaptıklarını bırak ki kurtulasın. Değilse kurtulma yoktur. Sessiz sedasızsın. Kabre seni getirirler. Kabrinin içerisine yatırıp kapatırlar. Ve herkes geri çekilir. İmam olan kişi ileri gelir. Der ki ey Allah'ın kulu, şimdi sana soru melaiyesi geldiğinde Rabbin kimdir dediğinde Rabbim Allah, Nebin kimdir dediğinde Nebim Seyyidül Evvelin Ahir Zaman Nebisi Hazreti Muhammed'in Mustafa'dır cevap veresin. Kitabın Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Kıblem Kabe-i Muazzama'dır. Mezhebim Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tır. Ne Şia'yız, ne Selefi'yiz, ne Vehhabi'yiz. Ehl-i Sünnet olan cemaatiz. Ya bugün destur aldık, bize bu menbadan konuşturuyorlar. Ey merhaba, merhaba. Laz uşakları, anlayışlısınız. Yüzden aptal gibi görünürsünüz ama kalpleriniz açıktır. Anlarsınız, anla dediğimizi. Bugün buradayız, yarın kabirdeyiz. Veya bu ay buradayız,
gelen ay kabirdeyiz. Veyahut bu yıl buradayız, gelen yıl kabirdeyiz. Bir gün kabre yatırılacaklar. Men lem yakbel nasiha hallet lehun nedame demiş. Serveri Enbiya Efendimiz. Nasihat dinlemeyen, nasihat kabul etmeyen kimseye sonunda pişmanlık gelir ki too late der Avrupa. Çok geç kalmıştı. Yok, dikkat et. Gelen sene Ramazan'da ya yetişiriz veya yetişmeyiz. Ve bu Ramazan-ı Şerif'in sonuna bayrama ya yetişiriz veya yetişmeyiz. Ben gencim deme. Kaç yüzlerle gençler bugünlerde sokaklarda vurulup öldürülüp yatıyorlar. Kefensiz mezarlara atılıyorlar. Kendini gözet, kendini kolla ey insanoğlu. Ey insanoğlu. Seni yaradana kulluk yapmak için gayret et. Başka şeyin sana faydası olacağı yoktur. Sen istersen Karun'un hazineleri kadar efendim yığ. Yığ istediğin kadar. Sana onun faydası yoktur. Olmayacaktır. Karun Karun'un hazinelerinin yalnız anahtarlarını atmış katır yüküymüş. Değil mi? 60 katır yükü. Her bir anahtar da yani böyle küçük parmağımızın büyüklüğünde. Hesaba gelmez hazineler. Ne oldu? Neye yaradı kendisine? Biriktirdiği neye yaradı? Sonunda Allah'ın gazabına uğradı. Allah'ı tanımadı. Gönderdiği peygamberi tanımadı. Ben benim dedi. Ben bunu kazandım. Kimse bana vermedi dedi. Ululandı. Sonra aşağılandı. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazreti Musa'ya emreyledi. Ya Musa, şimdi yeri emrine verdim. Bunun cezası neyse sen et. Ey yer dedi, yut. Yer tuttu Karun'u aşıklarına kadar. Bağırmaya, yalvarmaya başladı. Musa peygamber, şedid peygamber, şiddetli, hiddetli peygamber. Dedi ki yere yere tut, yut aşıklarından yukarıya. Ondan yine yalvardı, yine arza emreyledi. Ey yer bunu yut, 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 boylandı nihayet. Yer yuttu onu. Ve ilahi intikam üzerine geldi ve yere emrolundu ki kıyamete kadar bu her gün bir boy aşağıya yer yutsun. Her aşağı enişteki ateş daha kuvvetli. Beğendin mi ey ahmak insanlar? Beğendiniz mi? Dünyayı toplayan kimsenin sonu nereye varır? Siz de Allah için koşmuyorsunuz. Sabah efendim
tilki tavşan arkasında koşuyor gibi dünyanın arkasında koşuyorsunuz. Efendim, tutmaya neyi tutuyorsunuz? O hiç olmazsa altın ve cevahirle doldurdu hazinelerini. Senin neyi topladı? Senin topladığı ise be, işte kehat. Senin arkasında düştüğün bu kehattır. Bunun karşılığı nerede? Karşılığını sorma yahu. Karşılığını derler ki, efendim, altınları içeriye koyduk ve size kehat veriyoruz. Kehatla işiniz görür. Çünkü kağıdın üzerinde efendim bizim mührümüz vardır ki bu kağıt efendim iş görür. Allah. Üstündeki rakam. Ve bu 50 kağıt yazar bunun üstünde. Ne kıymeti var? Böyle yapsan yırtılır. Suya atsan erir. Ateşe atsan yanar. E bu para mı be? Ey hükümetler! Ey bu insanları aldatan yaramaz insanlar! Neye sen milleti aldatıyorsun? Koca bir devletsin diyorsun. Ve para basıyorsun. Para basması darphaneniydi. Darphane paraya basan yani maden üzerine sultanın mührünü basan merkez idi. Osmanlı böyle az uşakları uyuma. Yani böyle tabanca bağladın ve kendini bir şey zannetme. Yok. Anında bitirdiler senin işini. Boyun bük Hakk'ın fermanına. Boyun bük Cenab-ı Hakk'ın emrine ve emrini tutmaya. Değilse işiniz bütün Karadeniz'in Çinliği senin olsa bir para sana faydası olmaz. Hasan kelam. Bu şimdiki insanlar bu mühürlü kağıdın arkasında koşuyor. Karun hiç olmazsa altın mücevher topladı. Bunlar ne topluyor? Bankada 1 milyar efendim TL deme be. Ne avana erişsin ya versen, kime hırlar ver? Bu kağıt parayı öpüp anlayanlara koyanlara öfkeleniyor. Ne? Ne? Bankaya da para biriktiriyorum diyor ben. Kaç trilyon TL'm var diyor. Ne? Elinde ne var? Elinde bir şey yok. Bankada yatıyor diyorum. Ve insanoğlu şimdi bu Müslüman geçinen veya geçinmeyenler efendim bu dünyanın peşinde koşuyor bu kağıt için. Bu kağıdı almak için. Doldurmuş. Şimdi şeyle de efendim banka dedikleri altın alınır, kağıt bu tarafa. Altın bu tarafa, kağıt zibile. Bir şey bağlandı. Ne için? Elimizdeki para yetişmiyor. Ne parası var elinde? Kağıt. Ne kıymet var onun üstünde? Yani 100 yazıyor, 200 yazıyor diyerekten kıymeti var onun. Onun arkasında ne koşarsın sen?
hakiki kıymetlerin arkasına düşsen be insan ol. Bura Müslüman, eskimeyen altının arkasına niye düşmesin? Altın da dünyada geçiyor. Ahiret için göndereceğin başka cevahırlar vardır. Ne uğraşıyorsun sen? E işte çalışıyoruz da dünyayı toplamak için. Çok kimseler topladı, sonra üzerine etti, bırakıp gitti. Ne kadar zenginler gelip geçti, Karadeniz'i alayım diye uğraştı, bir şeye muvaffak olamadı. Efendim, kahrından gitti. Ey Müslümanlar veya ey insanlar, sen zannetme ki efendim, sen bu dünyaya kendi keyfinden geldin veyahut efendim, anam babam beni dünyaya getirdi diyerekten gevezelik yapma. Haddini bil. Haddini bilmeyene haddini bildirirler. Mecnun Melamed Efendi neredesin ya? Ben? Merhaba, hiç çıkma meydana. Nerede konuştun? Ben de dinleyeyim bakayım konuştuğumu, nerede konuştuğumu. Ivır zıvır konuşma. Can alıcı noktayı bileceksin. Öğreneceksin. Bilmezsen talebül ilmi feridatu ala kulli müslimin ve müslime. İlim araması kadın erkek herkese farzdır. Bir de Peygamber hadisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu. Utlubul ilme minel mehdi ile lehad. Ben her şeyi bilirim diye çıkma meydana. Efendim, ve fevka kulli zi ilmin alim. Her alimin üstünde ilminin hududu olmayan kainatın mutlak sahibi Rabbul Alemin var. Neyse sen ne? Neye durursun? Dinle ve söyle. Yanlış varsa söylenen sözlerimizde de ki bu yanlıştır. Bulamazsan hakkı tebliğ et. Bildir millete. Senin bilmediğini başkası bilir. Başkasının bildiğinden belki öteki insanlara daha fazla fayda olur. İlmi ara. Vaktini boşa geçirme. Söyle bu insanlara, ey insanlar, sizi yaratanın emrini tutun. Sizi kim yarattı? Sizi yaratan yerleri, gökleri yaratandır. Ve kudretine nihayet yoktur. İki sudan bir insan yaratan Cenab-ı Hak'tır. Subhanehu ve Teala. Subhansın ya. Bizi büyütüp bize talim için peygamberleri gönderen Cenab-ı Hak'tır. Öğrenelim. Öğrenelim. Ya Rabbi sen bilir. Millet pusulasız, haritasız, delilsiz yola düşmüş gidiyor. Yerin göğün sahibi olan Cenab-ı Hak
insanoğlunu yarattı ve ne için yarattığını bildirmedi mi? Söylesene Cenab-ı Hak bizim zerrelerimizi Hazreti Adem'in sulbünden çıkardığında Rabbiniz, ben sizi yaratan Rabbiniz değil miyim diye sual ettiğinde hepimiz galu bela dedik. Yani biz galu beladan beri ki Cenab-ı Hak sual eyledi. Sizi yaratan ben olduğumu, sizin Rabbiniz ben olduğumu kabul edip ikrar ettiniz mi? Biz ne dedik? Galu bela. Ey Rabbimiz, bizi yaratan sen. Peki o sözü bu dünyada ne için o sözün hakkını vermiyorsunuz? Sanki bu insancıklar efendim kendilerini dünyanın zibillerini, çöplerini, leşlerini toplamak için yaratılmış hesap ediyorlar. 24 saatin arkasında dolaşıyor bu insanlar. Ne akıldır bu? Aklımızı başımıza toplayalım. Bugün dünya, yarın belki yolumuz kabristana düşer. Sorulacaksın. Sana kim hayat verdiyse o hayatı istediği vakitte alacaktır. Ve senin cansız cesedin kabre yatırılacaktır. Ve sonra o berzah alemi derler. Dünya aleminde atar tutarsın. Berzaha girdiğin vakitinde o zaman atıp tutamazsın. Seni yatırdılar ve o vakit diyor, iki cihan serveri bildiriyor. Bunları söylesen, Amel Efendi, millete dört taraftan kabrin içerisine cehennem ateşi hücum eder. Sağ taraftan hücum ettiğinde kıldığı namazı gelir ve gözetir, kapatır, ateş ölünün sağından üstüne gelmez. Sol tarafından hücum etmek ister, orucu gelir ve ölünü keser, muhafaza eder. Ayak ucundan gelir, onda da hacılık rütbesi gelip önünü keser, meyyite yetişmeye bırakmaz. Baş tarafından da yaptığı hayır hasenat, verdiği sadakalar, zekat, bunlar gelir ve o kabri cehennem ateşinden muhafaza eder. Sonra üstünden de iman nuru güneş gibi parlar. O kimse oradadır. Değilse, kimin namazı yoksa o taraftan gidip yakacak. Yalnız ateş değil. Ne kadar bu haşerat varsa, zehirli yılanlar varsa, zehirli akrepler varsa, kara akrep, kırmızı akrep, boz akrep, kara yılan, efendim, sağır yılan, efendim, çeşit cinsten yılanlar, kobralar, boğa yılanları, hepsi üzerine hücum eder. Ondan sonra öteki tarafından da efendim onun üzerine ne kadar başka haşeratta o taraftan onu
yemeye, ısırmaya, sokmaya, azaba hücum ederler. Bu hikaye değil. Ey insancıklar, ey kendilerini bir şey zannedenler, ey İslam'ı alaya alan akılsız, idraksız, muşatta herifler. Siz Müslümanlığı oyuncak zannediyorsunuz. İstediğimizi yaparız. Biz hırız. Hırsınız. Kabrin içinde göreceksiniz. Hır mısınız, değil misiniz? Yılanlar, çıyanlar, akraplar, böğürler, siyah haşerat üzerinize hücum ettiğinde siz göreceksiniz. Hır mısınız yoksa değil misiniz? İstediğinizi yaptığınız dünyada, kabrin içerisinde işte bir boyluk bir yerdir. Onun içerisine düşen, haşeratın içerisine düşen adam, ne bağırmasını duyanlar var dışarıdan, ne çağırmasını, ne feryadını kimse duymaz. Hikaye söylemiyorum. Ey Anadolu insanı, ey Karadeniz uşakları, Laz uşakları, işi eğlenceye alma. İş ciddidir. Ve Cenab-ı Hak kıyametin yakınlığını insanoğluna bildirmek için çeşit alametler meydana getiriyor, şimdi yollayıyor. Dünyanızı görüyorsunuz. Bu dünyada rahat insan kalmadı. Huzurlu insan kalmadı. Efendim, korkusuz insan kalmadı. En yüksek mevkiye ulaşan da titreyiyor. Acaba bugün ben bu memlekete hükmederim. Lakin böyle akşamladım. Sabah nerede sabahlayacağım? Kimse bilmez. Böyle sabahladım. Akşam nerede akşamlayacağım? Kimse bilmez. Bu mübarek ay bize yetişti. Ve Cenab-ı Hak bakıyor. Benim emrimi tutuyorlar mı? Benim yasağıma dikkat ediyorlar mı? Etmiyorlarsa hayır yüzü görmesinler der melaike. Allah'ın emrini tutmayan, yasağını gözetmeyen hayır yüzü görmesin, iyi gün görmesin, ferahlı gün görmesin. Melaike çağırır, yeryüzündekiler de amin der. Onun için şimdi bütün devletler, bırak küfür üzerine olanlarla bizim işimiz yok. Lakin bizim nasihatımız bizim milletimizdedir. Bizim milletimizdedir. Bizim milletimiz dinine ve imanına sahip olsun. Bizim istediğimiz budur. Kim men ederse Ramazan'ın sonuna kadar dünyadan gider o. Bu da bir bize bildirilen bir tebligattır. Bu İslam'a kim bir mani olursa, Müslümanlara bu mübarek ayda kim eziyet eder veyahut ibadetini men eder olursa,
onların nihayeti efendim bayram ertesine kadar. Çünkü gökyüzünün gazabı yaklaşmaktadır. Umulmadık azap nişanları geliyor. Umulmadık yerden Cenab-ı Hak yanardağ patlatır. Umulmadık bir zamanda Cenab-ı Hak bir zelzele verir. Umulmadık bir zamanda denizleri taşırır. Umulmadık bir zamanda bir kasırga emdirir, şehirleri olduğu gibi süpürür, denize atar. Emniyetiniz var mı? En ve emintüm ben bissemâin yüce aleykum hasiba. Değil mi ayet, Mehmet? Evet. Fesetâlemûne keyfe nedir? Ey insanoğlu, gökyüzünden bir azap üzerinize endirilmesinden siz korkmuyor musunuz? Emniyet içerisinde mi zannediyorsunuz kendinizi? Mevlut ayağınızın altını sallarsa, siz derseniz ki bizim bastığımız yer sağlamdır. Biz salladığı vakitinde sağlamlığınızı o zaman görürsün. Bir kasırga uçurup sizin efendim gökdelen dediğiniz binalarınız böyle sarıp da savurduğu vakitinde bu neredendir diyecek adam kalmayacak. Hepsini süpürecek. Allah ile ey kullar aramızı düzeltelim. Allah ile arası düzgün olmayanın akıbeti çok çok korkunç olur. Onun için ey insan Ramazan-ı Şerif'te biraz ey Müslüman dikkat et. Allah'ın emrini tutmaya bak. Tutmazsan sen bilirsin. Bir hastalık gönderir. Virüs der ona. Efendim bir hayvan hastalık gelir. Gözden görünmeyen bir şey. Gelir musallat olur insanlara. Ne nefes alabilir, ne nefes verebilir. Ne yiyebilir, ne içebilir. Hekimler de şaşırır. Bu nereden geldi? Nereden geldi, ne sonra? Bu insanların kötülüklerinden meydana gelir. Çünkü insanlar İnsan olmak haysiyetini kaybetmişler. Vahşi olmuşlar. Allah'ın muhterem yarattığı insanı bunlar ezip, öldürüp, parçalıyorlar. İlahi gazap üzerlerine yaklaşıyor. Türk'e de yaklaşıyor. Şam'a yaklaştı. Irak'a yaklaştı, Mısır'a, Lübnan'a, Libya'ya, efendim, Tunus'a, bu Yemen'e, Arap, İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları hiç etmiyor. Başka milletlerin bazı yerlerinde ateş kıvılcımı var ama ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir. Daha aklınızı başınıza almazsanız yakıp götürün. Bir sallamada bize bildirilen mesela ey Cübbeli Ahmet Efendi
ve İstanbul müftisi olan kimse, unutma ki Cenab-ı Hak istediğini yapar, anında yok eder, anında var eder. Nasihat edin millete, söyleyin, kendinizi toplayın. Allah'ın emrinin hilafına, Allah emrinin karşılığında efendim ona edepsizlik yapmayın. Bize bildiren nedir? Söyleyeyim onu da. Bu İstanbul yok mu? Şanlı atalarımız Karadeniz uşakları, şanlı atalarımızın gelip de İslam'ı ettikleri, küfrü batırdıkları, İslam'ı meydana getirdikleri eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde İstanbul'da bir zelzele olacak. Yalnız eski İstanbul muhafaza altında kalır. Onun dışında ne kadar yeni yapı varsa bir anda hepsi gidecek. İçindekilerle beraber. Onun için bize olan işaret olur ki İstanbul'u boşaltın. Bizden söylemesi değilse kurtuluş yoktur. Bilmiyorum. Ramazan'ın akabinde mi? Ramazan'ın içinde mi? Bayram ayında mı? Veyahut Muharrem'de mi? Bu hal gelir. Belli değildir. Gece mi gelir? Gündüz mü gelir? O da belli değildir. Devam edeceği efendim 7 dakikadır. 8'e lüzum yok diyor. 7 dakikanın içerisinde efendim ilahi gazap ...13 derecede vuracak. Marmara'dan yükselen deniz adaları da kapanacak. Ateş gibi olacak. Onun için bizim iktidarımızdır. Biz makineye bakıp söyleyen adam değiliz. Bize bildiğini söylüyoruz. Boşaltın. İstanbul'u boşaltın. Korkmaya otursun. Yalnız Osmanlı'nın kurduğu İslam şehri ki minarelerle gökyüzünün ezanı Muhammedilerle gökyüzünün rahmeti üzerlerine indirirler. Bunlar muhafaza altındadır. Öteki gökdelenler hepsi ki fesat ocakları, haram işlere yuvalardır. Bunlar hepsi bir anda dümdüz olacak içindekileriyle beraber. Buna dikkat edin. Bize olan talimattır bu söylediğimiz. Bizim Ahmet Hoca Cübbeli bilir ki zina çok olan yerde zelzele olur. Hadistir. Bilmez miyiz onu söyle. İstanbul müftüsü olacak kimse efendim onu bilmez mi? Ne tebliğ etmez. Zinanın zelzeleye sebep olduğuna dair okumadı mı o? Neye söylemez? Ve kalkar der ki şeylere ziyaretlere gitmeyiniz. Maşallah.
Bu kaldı tebliğ edecek o İstanbul müftüsüne. İstanbul müftüsü alim kimse, Peygamberin aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolunu gözetecek, gözettirecek kimsedir. Efendimizin sıfatı beşiren ve nezirendir. İnananları müjdele emri var gökyüzünde. İmansızlarda sakındır emri var. Bizim vazifemiz hiç sıfır adamız. Lakin bizim yolumuz Efendimiz Sultanül Enbiya'nın yoluna uygun olması içindir. Budur bizim davamız söylediğimiz. Peygamber beşiren ve neziren geldi. Hem müjdeledi hem sakındırdı. Müjde kimlere? İnananlara. Sakındırma inanmayanlaradır. Müjde inanan kimselere dünya ve ahiret saadeti ebedi selametliktir. Müjde onlara bu var. Efendim, ve beşşiril müminin. Cenab-ı Hakk'ın emri müminleri müjdeleyiniz. Müenzir. Aşırı teker akrabin mi? Ha. Peygamber emir, yakınlarından başla da onların başına gelebilecek azabı onlara bildir, sakınsınlar. Şimdi İstanbul. İstanbul'dan İstanbul oldu. Ne iyiyi emreden kaldı, ne kötülükten meneden kaldı. Onun tehlikeli bir yer oldu. İstanbul'u boşaltın. Ey Anadolu'dan gelen insanlar, o binaların altında can vermeyi istemezseniz yerinize dönün. Yerinizde kuru ekmek yiyin. İstanbul'un içerisinde kuzu kebap yemeyin. Bundan ibarettir. Bizim bugünkü bize talimat bu yolda olmuştur. Cenab-ı Allah bizi affeylesin. Bu Ramazan olabilir ki son Ramazan olabilir. Onun önünde çok şeyler fırtınalara kopabilir. Allah bizi affeylesin. Allah ya Rabbi sen bizi affet. Bize doğru yolu gösterecek kulların gönder. Bizi doğru yoldan şaşırtanlar nabedil olsun. Görünmesin, isimleri cisimlerine kalmasın. Ve İslam'ın sancakları dikilsin. İslam'ın saltanatı hükmetsin ya Rabbi. Bunu isteriz. Lillahi Teala Fatiha. Bu tebligat da mühim bugün gelen. Bu ejderha gibidir bu da. Geceleri günler. Her gün söylenecek var. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm. Hakkı kabul edenlere selam olsun. Hakkı kabul etmeyenlere veil olsun. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Sen affeyle, bize doğru yolu gösterecek kullarını gönder ya Rabbi. Fatiha.